Ben Mehmet, Mehmet Usta derler bana. Ben ortalama 1974-75'ten beri bu mesleği yapıyorum. Ondan okula giderken yani hem ortaokul hem lise yok. Hem okul okuyordum hem de bu işi yapıyordum. Benim ustam da Mehmet abi, o da benim alaşımdı. Allah rahmet eylesin. Ondan öğrendik bu mesleği. Mücellit işi, yani sanatı. Yer bakırdı hemen hemen yok olmak üzeredir. Yani bu mesleğin incelikleri, bir işi yaptığın zaman özenerek yapacaksın. Sen o işi yaptığın zaman, o işi beğendin mi karşıdaki de beğenir. Mesela ben bir cilt yaptım, anladın? Bir cildi yaptığım zaman sen beğen, ben beğendimse ben biliyorum sen de beğeneceksin. Ha, o bu işin inceliği bu, yani sanatın inceliği bu. Haftalarca belki de uğraşıyorum onu toparlanması için. Oluyor yani. He, çok böyle çok dağılan. Yani yapak. Öyle görüldüğü gibi kolay bir iş değil. Mümkün değil. Mümkün. Yani hep bir elemeği gözümüz. Adam gelir mesela cildini yaptığı zaman adam bir çok hoşuna gidiyor. Örneğin ben diyeyim 20 adam çıkarıyor 50 bin veriyor mesela. Anladın mı? 50 lira veriyor. Adam hoşuna gidiyor. Öyle adam mesela gelmiş beni bu cildi bir toparla, ne kadar istiyorsun vereyim sana. Öyle insanlar da geldi. Yani bu şekilde devam ediyor. Yıllarca devam ediyoruz bu şekilde. Şimdi kitap doktoru demelerin nedeni böyle ciltler geliyor ki hiç kullanılmayacak şekilde. Yani adam o kitapta o ciltten vazgeçmiş. Ben onu toparladığım zaman, anladın mı? Ondan sonra onu cildini yaptığım zaman onu sanki yani bir hasta nasıl ki bir doktor o hastayı ayağa kaldırır ya, iyileştiriyor. Yani benim gözümde o kitabın o hale gelmesi bir doktor gibi. Yani bir doktorun hastasını iyileştirmesi. Teknolojiye uygun makineler olması lazım. Yerin geniş olması lazım. Yanında bir iki tane eleman, üç tane eleman çalışması lazım. Başarına durması lazım.